Geldik, çok heyecanlıyım. Çok güzel şeyler var burada. Nasıl bir etek arıyorsun? Bana kalem etek ya da ceket, mini etek, yakısı etek çok yakışıyor. Bakalım neler bulacağım? Sen ilk kombinini ararken biz de Hülya'nın yanında alıyoruz soluğu. Ay. Severek izliyoruz sizi Hülya Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkürler ediyorum. Bir etek diktirmek istiyorum etek şıklığında. Şöyle oturacak, aşağı doğru bol gidecek. Ne kadar zamanımız var? Bir saat yapar mısın? Bir saat. Bir saatte yaparsın. Senin için yapacağız, uğraşacağız. Evet. Kumaş alıp geliyorsun, hemen yapacağız. Şimdi senin boyunu ölçeceğiz. Boyun uzun olduğu için çok gidecek kumaş. Tamam, ölçelim. Manken gibi olmak kolay tamam. Değil abi. Teşekkür ederim efendim. Sen ölçülerini verirken biz de diğer yarışmacılarımızın yanına gidiyoruz. Çağla, bugün tasarımını kendin mi yapacaksın yoksa? Evet Gülses, kafamda bir tasarım var ve onu terzilerimizle beraber yapacağım. Abi bu çok bordo gibi. Evet, buna bakayım. Yeni yarışmacımız hakkındaki fikrini öğrenebilir miyiz? Dış ses Gamze buraya fizik eleştirmeye gelmiş ama kadınları sevdiğini söylüyor bir yandan. Bir yandan da Aleyna'ya balık etti diyor. Ben anlamadım. Bence buraya moda için değil, kendini göstermeye geldiğini düşünüyorum. Sen kumaşına karar verene kadar biz diğer kızlarımıza bakıp geliyoruz Çağla. Tamam Dış ses, hadi görüşürüz. Bay bay. Hoş geldin Esra. Nasıl bir kombin var üzerinde anlat bakalım. Siyah dar bir etek giyindim. Üzerine bir crop giyindim. Dar etekleri çok seviyorum. Vücudum da çok yakıştırıyorum. Bu kumaşları da seviyorum. Yani gayet şık bir etek. Ama üstüne bununla kombinlemezdim. Ben daha çok böyle bol bir gömlek. Buradan volenli kollar olabilir. Öyle bir gömlek ve stiletto ile kombinleyip buraya da büyük bir kemerle kombin ederdim. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış peki? İkisi 180 TL'ymiş. Gayet de uygun fiyatı bence. Başka bir kombinin var mı Esra? Bir kombinim daha var. Hemen onu da deneyip geliyorum Dış ses. Kumaşı seçtim. Çok güzel ama bütçeyi iyi yedik yani. Gerçekten çok uygun gömlek çanta bulmam lazım. Daha aksesuar ağlayacağım şimdi. Yani çok ısrar ettim. 380'e kadar indiler sağ olsunlar. Kumaşını alırken Nihan'ın gidişi hakkındaki düşüncelerini öğrenelim mi? Sevindin mi bu duruma? Sevinmedim. Aslında o son hareketi yapmasaydı onu sarılarak uğurlardım. İki ayımız birlikte geçti Nihan'la. Ama burada olmadığı ve cevap hakkı olmadığı için konuşmak istemiyorum. Çıkışta bana bir şeyler söyledi. Orada olmayan şeyi, en son bana söylediği şey var ya, aslında öyle olmadığını söyledi. İçeriğine girmek istemiyorum çünkü artık Nihan diye biri yok. Kararını verdiysen kasada buluşalım Hülya. Şöyle hemen ödeyeyim ben ücretimi. Nasıl tutuştum şu an bakar mısın? Şimdi nereye gidiyoruz peki? Terziye gidiyoruz. Kumaşı veriyoruz. Ondan sonra gömlek almaya gideceğiz. Siyah gömlek. Hadi gidelim o zaman. Hadi kolay gelsin. Hoşça kalın. Bu arada Tina da etek şıklığı konseptine uygun bir kombin denemiş bile. Ben bu tonları çok seviyorum. Mavi, yeşil, pembe fuşya. Pembe fuşya mı? Turuncu fuşya. Fiyatlarını öğrenelim mi? Altındaki etek 500 TL. Üstümdeki 300 TL. Yeni bir kombin denemeden önce geçen hafta Esra'nın kolye alması hakkında ne düşünüyorsun? 6 kişi birleştik Esra'ya karşı. Baktınız ki benimle tek başına baş edemiyorsunuz. Altınız birleştiniz. Bunu isteyerek mi yaptık? Yok, bunu Esra kendi istedi. Saygısızlık yaparak. Ben Esra'yı yarışmadan bile gözüm görmüyor ve sildim. Kolyeyi aldım mı? Aldı ama bu ilk ve son kolyesi olacak. Hepinizi dağıttım. Şimdi de teker teker bana yanaşmaya çalıştığınızı görüyorum. Bize karşı bir zafer kazanmış sayılmaz. Bir de bugün gelmiş diyor ki, efendim ben ikinci haftamda kolye aldım. Ben birinci haftada aldım. Tina'cığım, hem kombin hem performans, ikisinde de kaybettin. Artık bunu kabul etmelisin. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben sonraki kombinime geçiyorum. Sana da bye. Çok şık olmuşsun Gamze. Teşekkür ediyorum. Ama ben şık ve spor arasında bir şeyler istiyorum. Genelde benim tarzım bu. Üzerindekilerin fiyatını öğrenelim mi? Gömleğim, saten gömleğim inanılmaz güzel duruyor. 229 TL. Eteğim de 99 TL. Bu kombini nasıl tamamlarsın? Modaya ayak uydurup kendime de yakışacağını düşündüğüm için böyle spor terlik tarzı bir şeyler bakacağım. Başka bir kombinin var mı bu mağazada? Bir tane daha ceket denemek istiyorum. Sen kabine giderken biz de Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Ne seçiyorsun böyle Aleyna? Bu taşları kumaşıma ekleyeceğim Dış ses. Hafif böyle bir parıltı istiyorum. Şu gümüş iyiymiş. Fiyatı ne kadarmış? 50 kuruşmuş tanesi Dış ses ama abi bana 25 kuruştan vereceksin. Sen seçimini yap, biz seni kasada bekliyoruz. Evet, taşlarımı da alıyoruz. 20 TL abimize veriyoruz.
Görüşmek üzere. Bu arada Hülya kumaşçıdan çıktığı gibi soluğu terzi de alıyor. Abi bak buradan böyle gelecek. Tamam burayı falan dar yapma sakın. Bak sana güveniyorum. Seni ünlü yapacağım dedim, yaparım. Biliyorsunuz benim izlenmelerim 2 milyona doğru koşuyor. Aman Allah'ım. Evet hava atmak gibi olmasın abi, şimdi ama. Tam bu konuya uygun Esra'nın senin için bir söylemi var. Egosundan Hülya'yı duyamıyorum. Yine egosunun konuştuğu gün ben süperim, çok iyiyim dediği bir gün onu elemek isterim dış ses. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana kızmadım. Ben kime kızgınım biliyor musun? Ben ağlarken gülen Zeynep. Sana o kadar kırgınım ki, o kadar kızgınım ki. Ben ağlarken gülüp oh oldu, oh canımı değsin diyen bir insansın. İki ayım geçti. Hiç mi utanmadın? Hiç mi yüzün kızarmadı bunları yaparken? Benim iki aydır yeri geldi yanında olduğum, düştüğünde tuttuğum, kolu çatlattı yere bir şey düşer ben alırım. Destek olduğum arkadaşım bana oh olsun dedi o haldeyken. O yüzden Esra sana söyleyecek bugün hiçbir şeyim yok. Sonra yine kapışırız. Bırak üzme onu. Kendini. Onu bırak, onu bırak. Rahatım. Bunu yapman lazım. Bırak şu pantolonu. Adam kabinde cıbılda. Adam kabinde kaldı. Hülya derdini anlattıysan çıkalım mı kız? Bir kalem kağıt veririm size, tasarımımı çizeceğim. Hem üstünü eminim. Ha, tamam. Üstünün yanına yazarsın. Bu kızda da her şey var adeta. Boy, poz, manken, tasarımcı. Only vermiş yer adeta. Bu nedir kardeşim? Nasıl bir etek tasarladığını merak ettim doğrusu. Böyle bir etek istiyorum. Eteğim şekil, önümden çekil. Önünden çekiliyor ve Esra'nın yeni kombinine bakıyoruz. Evet, şimdi böyle bir etek ve bluzi kombine ettim. Bu eteğin modelini biraz İspanyola benzetiyorum. Üstüne de böyle bir şey giyindim. Yani yine bu eteği alırsam bunun üzerine bu tarzda, yani bu boyda bir şey alırım. Ama kolları uzun ve volenli, şuraya kadar kapalı yakalı bir gömlek ya da bir ceket olabilir. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış peki? Eteğim 85 TL. Üstümdeki crop da 130 TL dış ses. Şimdi ne yapıyoruz peki? Başka bir mağazaya gidiyoruz. Sen yeni bir mağaza ararken biz de etek şıklığı konseptine hazırlanan Gamze'nin yanındayız. Bu işi biliyorsun Gamze. Teşekkür ediyorum. Güzel bir vitrin olduğunu söylemiştim. Vitrin işi mi, moda işi mi? Bence her ikisi de. Modayı bilsen ne olur güzel taşıyamadıktan sonra. Öyle değil mi dış ses? Haklısın Gamze. Üzerindeki kombin fiyatını öğrenelim. Gömleğim biraz tuzlu galiba, 600 TL. Eteğim 40 TL. Üzerimdeki bluz da 70 TL. Bu kombini nasıl tamamlarsın peki? Ceket çok hareketli olduğu için dış ses biraz daha böyle sade bir ayakkabıyla kombinlemeyi tercih ediyorum. Ben sanırım sadeliği seviyorum. Seni bu kez sade bir kombinle bekliyoruz o halde. Gamze'yi kabine yollarken Tina'nın yeni kombinini inceleyelim. Üstünde çok güzel bir kombin var. Çok güzel bir etek var. Bu etek bağlamalı. Envelop. Envelop ne demek oluyor biliyor musun? Böyle direkt bir kumaş, kemeri var. Kemerle bağlıyorsun, böyle etek oluyor. Bazen de üstte kullanıyorlar, bazen altta kullanıyorlar. Her türlü kullanabiliyorsun. Fiyatı ne kadarmış peki? Fiyatı 500 TL. Başka bir kombinin var mı bu mağazada? Başka bir kombinim yok. Buradan çıkıyoruz. Bu mağazada ne arıyorsun Hülya? Gömlek alacağım. Gel, siyah gömlek bakacağım. Gömleğini seçerken Çağla'nın ne dediğini duymak istersin sanırım. Ne diyorsun sen gene? Söyle bakayım, ne diyorsun sen be? Ben Hülya konusunu podyumda açmayı düşünüyordum lise. Çünkü cuma günü çıkışta bana haksızlık yaptığını düşünüyorum ve zoruma giden birkaç kelime kullandı bununla alakalı. Ama burada söylemeyeyim olur mu? Çünkü o podyumda onun yüzüne bakarak söylemek istiyorum bunu. Ama ben olsaydım ne olursa olsun aslanlar gibi çıkıp orada performansımı yapardım. Benim ağlamamı bile eleştirmeniz kendinizi küçük düşürmeniz anlamına geliyor. Siz küçüldükçe ben büyümeye devam edeceğim. Çok duygusal, çok kötü bir an yaşadım bana göre. O yüzden hani bu eleştirileriniz gerçekten sizi küçültüyor. Devam edin. Hadi biz gömlek bakalım. Boş versen bu kızların derdi bitmez.